Suriye iç savaşı 7 yıldır sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda çatışmaların yaşandığı birçok bölgede silahlar şimdilik sustu. Ülkede belli bölgelerdeki sorun devam ediyor. Türkiye, Rusya ve İran'la yaptığı anlaşma gereği İdlib bölgesinde asker bulunduruyor. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinden sorumlu olan Türkiye, Suriye'nin buraya yönelik bir operasyonuna karşı çıkıyor. Yeni bir insani ve güvenlik krizi yaşanmasını istemiyor. Pasaport, Suriye'deki en sıcak başlıklardan İdlib'de yaşanması muhtemel gelişmeler ve Türkiye'nin tavrını ele alıyor. Savaşının tamamen bitmesi için daha zamana ihtiyaç var. Ancak geçmiş yıllarda silahlı çatışmaların yaşandığı birçok bölgede durum daha sakin. Suriye masasında anlaşmalar gereği Türkiye'nin denetimindeki İdlib bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG'nin bulunduğu bölgede durum belirsizliğini koruyor. Bu iki bölgedeki gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Suriye ordusuysa Doğu Guta, Dera bölgelerinden sonra İdlib'de de harekata girişmek istiyor. Bölgeye yönelik yığınak haberleri geliyor. Suriye'de iç savaş 15 Mart 2011'de güvenlik kuvvetlerinin sivillere ateş açmasıyla başladı. Birden silahlı bir ayaklanmaya dönüştü. Bu süre içinde neredeyse içeride ve dışarıda savaşa karışmayan kalmadı. Savaş yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarca kişinin de yerinden olmasına neden oldu. Suriye iç savaşında artık son düzlüğe girildiğini söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Savaş tamamen bitmedi tabii ki. Ancak birkaç cephe dışında eskiye oranla durum farklı. Birçok ülke Suriye meselesinden elini çekti. Bazı ülkeler daha belirleyici hale geldi. Tıpkı bazı bölgeler gibi. Suriye'de akan kanın durması, ihtilafın siyasi çözümle sona erdirilmesi fırsatıyla şu anda karşı karşıyayız. Suriye'deki çözümün ya da çözümsüzlüğün nirengi noktası neresi derseniz İdlib. Çünkü Şam yönetimine bakıyoruz, İdlib üzerine bir operasyon istiyor. Ama PYD-YPG bölgesinde daha müzakereyi tercih ediyor. Bunun arkasında da Amerika ile ve Rusya ile kötü olmama düşüncesi var. Ama İdlib ya da Afrin ya da diğer bölgelerde karşısında Türkiye var. Suriye iç savaşında son aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Ama Suriye iç savaşının çok yakın zamanda sonlanacağını söylemek de iyimserlik olur. Son aşama derken neyi kastediyoruz? Artık Suriye rejiminin temel tehdit olarak gördüğü muhalifler çok kısıtlı bir alana sıkışmış durumda. Artık bir vekaleten savaştan ziyade doğrudan devletlerin karşı karşıya geldiği yeni bir aşamaya geçilmiş durumda. Suriye iç savaşında dengeler değişirken geçmişte alanda olan bazı ülkeler ve örgütler artık Suriye'de varlık göstermiyor. Suriye yönetimi Rusya'nın da desteğiyle ülkenin belli bölgelerinde kontrolü sağlamış durumda. Ancak rejim
kontrol ettiği alanları genişletmek istiyor. Bazı konular gündemden kalkarken hala masada olan konular var. Ve önümüzdeki dönemde bu sıcak konular yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor. Artık Suriye iç savaşında sona doğru gidiliyor. En azından silahlı çatışmalı bölüm anlamında. Haritaya baktığımızda alanı yeniden değerlendirmek gerekiyor. Esad'ın geleceği, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin konumu, Suriyeli Kürtleri temsili iddiasındaki YPG ile Moskova-Şam'ın ilişkileri ve İdlib sorunu. Bu liste birçok siyasi yorumcu, asker ve istihbaratçı tarafından değerlendiriliyor. Mevcut durumun Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Çoğunlukla beklentiler çözüm için zorlu bir süreç ve pazarlıkların yaşanacağı yeni planların gündeme geleceği yönünde. Şimdi Suriye iç savaşı açısından da bakarsanız aslında biz platodan aşağıya doğru iniyoruz. Suriye'deki Esad yönetimi ülkenin hemen hemen büyük bir çoğunluğunda kontrolü ele geçirmiş durumda. Öbür taraftan da biz savaşa dışarıdan müdahil olan aktörler de mesela devletler gibi Rusya gibi İran, Amerika Birleşik Devletleri ya da Ürdün gibi onlar da pozisyonlarını önceki dönemlere göre yavaş yavaş değiştiriyorlar. Esad rejimine karşı ve birbirlerine karşı olan grupların da eski heyecanları, potansiyelleri ve savaşma arzusunun olmadığı ve işin filmin sonuna doğru hızla yaklaşıldığına dair tabii çok güçlü emareler var. Suriye Savaşı bence son aşamaya gelmiş gibi gözüküyor. Yani neden? Çünkü zaten bu Eylül'de işte Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya'da görüşecek. Astana süreci devam ediyor. Ve Şam yönetimi kazanabileceği güneydeki alanları da kazandı. Şu an bir İdlib kaldı, bir de aslında Suriye'nin kuzeyindeki bölge, yani bugünkü PYD kontrolündeki bölge kaldı. Yani masada aslında üç taraf var gibi gözüküyor. Şam yönetimi, arkasında İran ve Rusya, işte İdlib ve buradaki bölge, biraz da işte Afrin ve buradaki muhaliflerin ve farklı grupların olduğu yer ve bir de PYD, işte YPG ve o güçlerin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Harita bu. Yani bir Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bir bölge var. Bir Amerika'nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri veya bizim işte PKK'nın uzantısı olarak saydığımız PYD'nin kontrolündeki bir bölge var. Bir de İdlib çatışmazlık bölgesi var. Bugün İdlib çatışmasızlık bölgesinde 3 milyon civarında nüfusun yaşadığı tahmin edilmekte. İç savaş sırasında bölgenin nüfusu ülkenin diğer bölgelerinden buraya kaçanlarla iki katına kadar çıktı. Bu rakamlar dışında İdlib stratejik olarak önemli bir bölgede bulunuyor. İdlib Suriye'nin kuzeybatısında bulunan bir bölge, bir şehir. Halep'e 60 kilometre uzaklıkta. Türkiye'ye, Hatay iline de komşu. Son yıllarda savaşın gidişatı çerçevesinde her türden muhalif burada toplanmış durumda. Halep, Şam, Dera'dan gelenlerin son toplanma noktası. İdlib, Akdeniz'e açılan bir kapı olan Suriye yönetiminin kontrolündeki Laskiye'ye de çok yakın bir yerde. Laskiye, Halep, Hama gibi önemli şehir merkezlerine giden yollara buradan ulaşılabiliyor. Akdeniz'e çıkış olasılığı ve rejimin kalbi durumundaki Laskiye'ye coğrafi yakınlığı gibi nedenlerle de önem taşıyor. Ben de Suriye'deki büyükelçiyken de ziyaret etmiştim İdlib'i, biliyorum. İşte 1 milyon, 1,5 milyon bir nüfusu olan bir eyaletti. Önemlidir çünkü Türkiye sınırında tarıma çok açık, işte Suriye tarımına çok katkı yapan bir bölgelerden bir tanesi. Ama o dönemlerde 1 milyon, 1,5 milyon olan, 1,4 milyon olan nüfusun bugün 3 milyonlara çıktığını görüyoruz. Astana sürecinde kurulan 4 çatışmasızlık bölgesinden 3'ü bugün Şam rejiminin kontrolü altında. Suriye yönetimi Hama ve Şam şehirlerinin yakındaki 2 küçük çatışmasızlık bölgesini ilk aşamada ele geçirmişti. Kısa süre sonra Ürdün sınırında Dera şehri ve çevresindeki çatışmasızlık bölgesi rejiminin kontrolü altına geçti.
Astana süreci Türkiye, Rusya, İran arasında varılan anlaşmalardan oluşuyor. Bu süreç gereği oluşturulan çatışmasızlık bölgelerinden bugün sadece Türkiye'nin sorumlu olduğu İdlib bölgesi duruyor. Diğer bölgelerdeki misyon sona erdi ya da anlaşmaya uyulmadı. Dört bölge söz konusuydu. Birincisi Şam'ın kuzeyinde bulunan Doğu Guta'ydı. İkinci bölge güneyde Ürdün sınırı yakınlarındaki Dera ve Kuneitra eyaletleriydi. Üçüncüsü Humus eyaletinin kuzeyindeydi. Buralarda muhalifler kalmadı. Dördüncüsü ve en önemlisi Türkiye'nin sorumlu olduğu İdlib bölgesi. Burada şu anda 3 milyona yakın sivil halk ve onlarca örgüt bulunuyor. Ve İdlib'in geleceği büyük bir soru işareti taşıyor. Astana süreciyle başlayan ve oluşturulan 4 çatışmasızlık bölgelerinden sadece birisi kalmış durumda. İdlib tabii, İdlib bölgesi daha farklılık arz ediyor diğer bölgelere nazaran. Ama Türkiye burada 12 tane gözlem noktası oluşturdu. Türkiye'nin burada bir askeri varlığı söz konusu. Bu itibariyle diğerlerinden daha farklılık taşıyan ve halen varlığını koruyan bir çatışmasızlık bölgesi İdlib. Bir tek İdlib kaldı. Yani sonuçta 4 çatışmasızlık bölgesinde bir tek İdlib'in kalması şunu gösteriyor. Demek çatışmasızlık bölgesine riayet edilmedi ve bu bölgeler çatışmasızlık bölgesi olarak görmedi ki başka bir şekilde ele geçirildi. Bir anlamda sanki tarafların karşı karşıya geleceği yer İdlib gibi duruyor. Şimdi bir çatışmayı sona erdirmek istiyorsanız hem dışarıdan müdahil olan aktörler hem de çatışan tarafların çatışmayla elde edecekleri sonuçlara dair beklentilerinin kırılmasını bekleyip sonra bir uzlaşmaya götürmeniz gerekiyor. Nitekim hani bu Astana ve diğer süreçlerin hemen hemen tamamında gerek Birleşmiş Milletler'in Cenevre gerekse yerlerinin tamamında temel mantık, temel yaklaşım aslında bu yönlüydü ama bunların içerisinde daha çok Rusya'nın başını çekti, Türkiye'nin ve İran'ın da içinde olduğu bu süreç, yani Astana süreci daha tutarlı ve kendi içerisinde sonuç üretici bir boyuta geldi. Astana süreci içerisinde 4 tane çatışmazlık bölgesi kurulmuştu. Bunlardan 2 tanesi büyüktü. Bir tanesi Türkiye sınırındaki İdlib, bir tanesi de Ürdün sınırındaki biraz da Kuneitra'ya yani İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine sınır olan Dera'daki çatışmasızlık bölgesiydi. Bir de Hama ve Şam'ın yakınlarında daha küçük 2 tane çatışmasızlık bölgesi vardı. Şimdi gördüğümüz tablo ise bu çatışmasızlık bölgelerinden 3'ünün Dera dahil ki önemli bir çatışmasızlık bölgesiydi. Rejimin eline geçtiği. Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana muhalif güçlerin elinde bulunan bölgelerin Şam yönetimi tarafından alınması rejimin ülke çapında kontrolü büyük ölçüde genişlettiğini ortaya koydu. Suriye'de Rusya hem siyasi hem de askeri olarak süreci kontrol ediyor. Bugün Şam yönetiminin Rusya'nın inisiyatifi olmadan operasyon yapması pek mümkün görünmüyor. Rusya bu süreçte sorunun tarafları olan Amerika, Ürdün, İsrail ve muhaliflerle görüşerek Güney Suriye cephesi konusunda bir çözüm haritası oluşturmaya çalıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise İdlib konusunda İdlib'te gözetim noktaları Türkiye, İran ve Rusya tarafından oluşturulmuştu. Durum biraz yatıştı derken Suriye ordusuna destek vereceklerini söylüyordu. İdlib operasyonunu engelleyecek ya da sınırlandıracak en önemli faktör Rusya'nın pozisyonu. Suriye'de en yakın çalışan iki ülke Rusya ve Türkiye. Rusya, Astana sürecinin çökmemesi, işbirliğinin sürmesi için Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmemesine çaba harcıyor. Suriye'de Türkiye ile işbirliğine önem veren Rusya, İdlib'in geleceğini Türkiye ile koordine etmeye çalışacak gibi görünüyor. Rusya'nın öncelikli sorunu şu anda tabii ki İdlib. Şimdi İdlib'in içerisindeki var olan gruplar konusundaki tanımlama, sınıflandırma ve bunlar arasındaki geçişkenlik konusunda Türkiye ile Rusya ve Esad rejimi arasında ortak bir anlayış oluşturma konusunda bir gerilim yaşanıyor. Türkiye ile Rusya sadece İdlib üzerinden tartışarak ilişki götürmüyor. Lavrov kendi açısından Türkiye'yi ikna etmek için hem açık hem kapalı kapılar ardında bunu söylüyor ama
Türkiye'nin de buna karşı bir öneriler var. Dolayısıyla her iki tarafta aslında şimdi bence zamana oynuyor. Suriye üzerinde baktığımızda Rusya'nın özellikle Türkiye'nin sunacağı katkıya ciddi ihtiyacı var. Çünkü Rusya Suriye'den ve İran'dan biraz daha farklı düşünüyor. İran'ı dengeleyebilmek için güneyde biraz İsrail'in rolünden, kuzey cephesinde de Türkiye'nin dengeleyici gücünden faydalanıyor. Bu da yine Rusya'nın biraz Türkiye'ye alan açmasını sağladı. Astana süreci içinde Rusya ve İran'la varılan anlaşma çerçevesinde Türkiye, İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 askeri gözlem noktası oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu gözlem noktalarında önemli sayıda asker ve mühimmat bulunduruyor. Astana anlaşmasına göre Türkiye bu bölgeye yönelik rejim saldırılarını gözlemleyecek, diğer yandan silahlı muhaliflerin hareketlerini kontrol edecek. Ancak Suriye ordusunun bu bölgeye yönelik hareketi sonrası bölge daha nazik bir hale gelebilir. İdlib'de tırmanacak silahlı bir çatışma Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Ayrıca Türkiye ile Şam rejimini karşı karşıya getirebilir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'de yapılması gerekenleri şöyle açıklıyor. Yapılacak iş basit. Biz sonuç alıcı bir stratejiyle Rusya ile beraber, diğer ortaklarımızla beraber istihbaratlarımız, askeri güçlerimiz bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz lazım. Yani terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, hastaneleri, okulları bombalamak, sivilleri bombalamak, öldürmek bir katliam olur ve ciddi bir kriz yaratır. İdlib operasyonunu zorlaştıran bir faktör de Türkiye'nin pozisyonu ve bölgedeki Türk askerinin varlığı. Türkiye bu bölgede asker ve 12 kontrol noktası bulunduruyor. İdlib, Suriye ordusunun son dönemde ele geçirdiği muhalif bölgelerden farklı olarak Türkiye açısından yaşamsal önem taşıyor. Zira bu operasyonun sonuçlarının Türkiye'yi doğrudan etkilemesi söz konusu. Bu nedenle Türkiye bir operasyona sonuna kadar karşı çıkıyor. İdlib'in geleceğinin kendisiyle koordineli bir şekilde belirlenmesini istiyor. Bu bölgede Suriye en uzun sınır olan ülke Türkiye. Ve Suriye'de yaşananlardan en mağdur olan ülke Türkiye. Hala bu mağduriyet devam ediyor. Ve Türkiye'nin burada nüfuzu olması ve etkisi olması son derece doğal. Ve Türkiye bunu sürdürmeli. Türkiye'nin orada asker bulundurma hedefi yok. Ama kendi sınırlarının güvenli olması gibi bir hedefi var. Bunu da herkesin doğal karşılaması lazım. İran ve Rusya niye o bölgede diye soranlara karşılık Türkiye neden orada diye sormanın bir anlamı yok bile açıkçası. Tabii Türkiye'nin burada insani yardımları, İdlib'e dönük insani yardımları çok yoğun. Oradaki yerlerinden edilmiş insanlar, işte kamplarda barınanlar var veya İdlib bir kuşatılmışlık içerisinde buraya bütün insani malzemelerin girişi Türkiye üzerinden sağlanıyor. Bu da tabii Türkiye'ye oranın halkı üzerinde bir etki imkanı sunuyor. Ve tabii halkın da özellikle savaştan bıkmış olması itibariyle ve Türkiye'nin korumasına duyduğu ihtiyaç nedeniyle Türkiye'nin buradaki askeri varlığına ve sunacağı çözüm planına dönük bir ilgi olduğunu, destek olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin özgür Suriye ordusu olarak tanımladığı grupları Esad rejiminin ya da Rusların ya da İran'ın nasıl tanımladığı konusunda ortak bir bakış açısı yok. Fakat öbür taraftan diğer gruplarla ilgili de bir tartışma yok. Şimdi Türkiye tüm bu sonuçları coğrafi olarak üstlenmek istemediğinden dolayı yapılacak müdahalenin mikro cerrahi düzeyde radikal olanlarla olmayanları, militanlarla sivilleri ayırmanın gereği üzerinden söz ediyorum. Türkiye'ye burada 12 tane gözlem noktası kuruldu. Bizim orada askerlerimiz var, gözlem vazifesi görüyorlar. Bunlar hepsi İdlib'deki çatışmazlık bölgesinin sınırlarında kurulmuş. Ama topyekun bir saldırı burada tabii ciddi bir göç hareketine neden olacak. Çünkü kaçacakları başka bir yer yok. Türk sınırına da sınırda olduğu için tabii Türk sınırına yeni bir yığılma olma ihtimali ortaya çıkabilecek. Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı politikalar sınır kapatma yönünde olmamıştı. O bakımdan bunun evvelden engellenmesi gerekiyor.
İdlib'de Özgür Suriye Ordusu dışında geçmişte veya bugün El-Kaide ile bağlantılarının olduğu belirtilen, isimleri sıklıkla değişen örgütlerin bulunduğu biliniyor. Bu gruplar ve örgütler geçmişte İdlib'i kendi kontrollerine alabilmek için çatışma yaşadı. İdlib'de yerel yönetimin El-Kaide bağlantısı olmayan grup ve örgütlerin elinde bulunması için çaba harcanıyor. Türkiye özellikle El-Kaide bağlantılı örgütlerin silah bırakarak ılımlı cepheye geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İdlib'de muhalif çatı ve yapılanmanın varlığından söz edilmekte. Bunlardan birisi Özgür Suriye Ordusu ve Ahrar Şam gruplarının birleşmesiyle kurulan Suriye Özgürlük Cephesi. Ancak bölgedeki El-Kaide uzantılı Heyet Tahrir Şam Örgütü bu örgütle bağını kopardığını açıklasa bile Rusya ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bu örgütlerin bölgeden nasıl temizleneceği ise şimdilik soru işareti. Ancak son dönemde bazı grupların bu yapıdan koptuğu ve Özgür Suriye Ordusu'yla birleştiği açıklamaları geliyor. İdlib, sivil halkın yanı sıra Suriye'deki bütün muhalif örgütlerin toplandığı bir bölge. Bu örgütler arasında ılımlı olanlar kadar radikaller ve cihatçı örgütler de var. Özellikle El-Kaide uzantılı Eski Nusra, Yeni Hayat Tahrir Şam Örgütü. Orta Asya kökenli yabancı savaşçıların bulunduğu örgütler de söz konusu. Tahrir Şam terör örgütü olarak kabul ediliyor ve uzlaşmaya yanaşmıyor. İsim değiştirseler bile kimseyi ikna edemiyorlar. Bu örgütlerin silah bırakması isteniyor. Ayrıca Orta Asya kökenli yabancı savaşçılar da burada. Rusya ve Şam yönetimi de bu örgütleri gerekçe göstererek operasyon yapmaya hazırlanıyor. İdlib esasında muhaliflerin yani bu iç savaş sürecinde bütün vilayeti kontrol altına alabildiği tek yerleşimdi. Ama bu gelişen süreç içerisinde tabii çok farklı gruplar İdlib'de ortaya çıktı. Yani bir tarafta Türkiye'nin desteklediği ılımlı muhalifler ama diğer tarafta işte El-Kaide'nin türevi olan işte Nusra cephesi, çatışmasızlık bölgeleri anlaşmaları kapsamında bütün silahlı unsurlar rejim tarafından, Rusya tarafından İdlib bölgesine nakledildi. Ve orada artık belki de Suriye İç Savaşı'nın rejim açısından son sahnesi olacak şekilde buraya toplandığını görüyoruz. Rusya'nın da yaptığı önceki açıklamadan gördüğümüz husus bu bölgedeki işte El-Kaide bağlantılı terör örgütlerinden rahatsız olduğu yönünde. Bu konuların tabii Rusya ile açık bir şekilde konuşulması lazım. Yani bu bölgenin kontrolünün daha çok Özgür Suriye Ordusu gibi daha ılımlı, işte El-Kaide ile geçmişte bağlantısı olmayan gruplar tarafından yapılması, ötekilerin kontrol altına alınması yönünde bazı Rusya ile işbirliğine gidilebilir. İdlib'de kimler bulunuyor ki bu kadar çatışma noktası sorusu önemli. Çünkü burada sadece Özgür Suriye Ordusu değil, işte El-Nusra'nın uzantısından bahsediyoruz ve diğer radikal örgütlerden, cihatçı yapılardan, işte Çeçenlerden, Çin'den gelen Uygur gruplarından, Orta Asya ve Kafkasya'dan gelen muhaliflerden. O yüzden de müzakerenin, pazarlığın ve diplomasinin zor olduğu bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bu grupların da büyük bir çoğunluğu hem Avrupa'dan, hem Rusya'dan hem Çin'den farklı yerlerden gelen ve Doğu Akdeniz'den, Orta Doğu'dan gelen ve burada 7 yıllık iç savaş boyunca rejime karşı savaşıp ama aynı zamanda da bir politik idealin peşinden giden fakat gelinen aşamada bunu gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını görerek geriye dönme şansı da kendilerine sağlamayacağını düşünen ve sonunda da adanmış bir şekilde belki de son noktasına kadar savaşmayı ya da burada kalarak ölmeyi göze almış gruplardan oluşuyor. Son operasyonlarla konumunu daha da güçlendiren Şam'ın bir sonraki hedefinin Türkiye sınırında yer alan İdlib olduğu söyleniyor. Suriye ordusu her ne kadar hızını almış bir şekilde ilerliyor olsa da İdlib'e dönük kapsamlı bir operasyonun önünde ciddi engeller söz konusu. Bunun başında da Türkiye-Rusya ilişkisi geliyor. Suriye'de söz sahibi en önemli iki ülke Rusya ve Türkiye. İki ülke arasında
sürekli görüşmeler söz konusu. Çünkü Türkiye anlaşmalara sadık kalınması ve topyekün bir harekatın özellikle sivilleri etkileyeceğini söylüyor. Operasyonu zorlaştıran ilk faktör İdlib'de aşırı yoğunlaşmış sivil ve silahlı insan sayısı. Bu çerçevede İdlib'de 3 milyon civarında sivil nüfus barınıyor. Dolayısıyla İdlib'e yönelik askeri bir operasyonun ağır bir insani krize ve Türkiye'ye dönük bir göç dalgasına yol açmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri de Şam rejiminin İdlib'e yönelik bir askeri operasyonunun bölgede ciddi bir insani sorun yaratacağını açıklıyor. Nüfus yoğunluğu nedeniyle sivil halk arasında kayıpların büyük olacağı ve Türkiye yönünde yeni bir göç dalgası yaratması tehlikesinin büyük olduğu uyarısı yapılıyor. Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki İdlib'i silahlı muhaliflerden geri almayı amaçladığı haberleri sıkça gelmeye başladı. Ancak böyle bir girişimin sonuçları hala tartışılıyor. Bu konuda Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler, İdlib'de bir savaş çıkması halinde Türkiye'den sınırlarını açmasını isteyeceklerini duyurdu. Jan Egeland, Birleşmiş Milletler'in İdlib vilayetinde bir savaş çıkması durumunda sivillerin kaçabilmesi için Türkiye'den sınırlarını açık tutmasını isteyeceklerini söyledi. Temsilci kendilerinin de olası bir insani kriz için hazırlık yaptıklarını ekledi. Türkiye ise muhtemel bir insani kriz çıkmasını istemiyor. Sivil halkın çok yoğun olduğu bir bölge. O bakımdan ciddi bir insani krize neden olabilecek bir durum. Hem göç hareketine yol açabilecek hem de sivil halkından çok büyük kayıplara yol açabilecek bu askeri harekat. Onun için bunu mutlaka barışçı yollarla masa başında çözülmesi lazım. Burada da Rusya'ya çok büyük bir tabii görev düşüyor. Bugün oradan gelecek olan bir grubun Suriye içinde Türkiye'nin kontrolünde tutulması gerekiyor. Yani bizim 2 milyon Suriyeli'yi ya da 1 milyon Suriyeli'yi, 500 bin Suriyeli'yi tekrar Türkiye alabilecek gerçekten durumun olmadığı düşüncesindeyim. O yüzden de insani anlama destek vermemiz gerekiyorsa bunu Suriye içerisinde Türkiye'nin kontrol edebileceği bölgelerde tutmanın hem onlar açısından hem Türkler açısından ve Türkiye açısından daha önemli olduğunu kanısındayım. Rejim buraya bir operasyon başlatırsa Rusya desteğiyle bu da insanların bir panik halinde güvenlik kaygılarıyla tek çıkışları olan Türkiye'ye doğru yönlenmesini beraberinde getirecektir. Bunun Türkiye üzerinde yaratacağı tabii ekonomik, sosyal, güvenlikle ilgili sıkıntılar malum. Bu sorun artık tabii sadece Türkiye'nin bir sorunu olmaktan çıkıp Batı güvenliğini tehdit eden, Avrupa güvenliğini tehdit eden bir boyutu var. Dolayısıyla onların da bu süreçte Türkiye'ye destek vermesi söz konusu olacaktır. İdlib'in Şam rejiminin eline geçmesi durumunda rejimin kontrolü dışında sadece Amerika'nın desteklediği PYD'nin elindeki Fırat'ın doğusundaki bölge kalıyor. Amerikan destekli PYD, YPG, Suriye'de Fırat'ın doğu ve kuzeyindeki tüm bölgeleri elinde tutuyor. Bu bölge Suriye'deki enerji kaynakları ve su yollarının da merkezi. PYD bir yandan Amerikalılarla hareket ederken diğer yandan Suriye yönetimiyle görüşmeler yürütüyor. Suriye Savaşı'nın ilerleyen dönemlerinde ülkenin kuzeyini kontrol altına alan PYD daha sonra IŞİD'e karşı savaş adı altında Amerikalılardan destek aldı. Bu destek birçok yerde hala sürmekte. Ancak son dönemde ilginç bir gelişme söz konusu. PYD Suriye yönetimiyle yakınlaştı. Bir heyet Şam'a gitti. Şam yönetimi PYD ile belli şartlarda özellik konusunu görüştü denmekte. Yani PYD son kertede Amerika'nın varlığına rağmen Şam'la işbirliğine gidecek gibi görünüyor. Şam'ın şartı ise bu örgütün Amerika'ya mesafe koyması. Türkiye ise bu örgüte tamamen karşı. Esad'ın PKK-PYD, Suriye Demokratik Güç olarak tanınan gruplara göreceli bir otonomi sağlayabileceğini, bu otonomi sayesinde de işte Türkiye'nin güneyden kontrol altında tutabileceğini, onun yaratabileceği asimetrik bir takım ilişki ve sonuçları destekleyerek kendisini daha güvende hissedebileceğine yönelik
bir strateji üretebileceğinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Suriye'nin doğusunda Amerika'nın desteklediği işte PYD'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri diyor Amerika buna. Onun kontrolündeki çok geniş bir alan var. Büyük bir Suriye'nin üçte birine civarına gelen bir alandan bahsediyoruz. Ama çoğunluğu kurak. Ama önemi şu, petrol kuyuları burada. Bir de ilginç bir nokta, orada iki büyük şehir var. Kamışlı ve Hasake, oralarda da rejimin kontrol ettiği bölgeler var. PYD, Şam'a diyor ki buradaki petrolle ilgili hiçbir problemin olmasın. Petrol direkt sana satarım. Yani sonuçta petrolden dolayı Şam'ın tedirginlik duymamasını istiyor. O nedenle bu bir özellik mi olur, farklı bir kimlik mi verir, bir başka kota mı olur onu bilemiyoruz ama Şam'ın bu anlamda PYD'ye savaşmak ya da saldırmak şimdilik istemiyor. Ama İdlib'de konu çözüldükten sonra kimse Şam yönetiminin PYD ve YPG'ye saldırmayacağını söyleyemez. Birleşmiş Milletler yetkilileri Şam rejiminin İdlib'e geniş kapsamlı bir askeri operasyon doğuracağı insani krize dikkat çekiyor. Sorunun mutlaka diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu çerçevede esas rol Rusya'ya düşüyor. Şam yönetiminin Rusya'nın onayı olmadan İdlib'e yönelik geniş kapsamlı askeri bir operasyon düzenlemesi ihtimali yok denecek kadar az. Öte yandan Eylül ayı içinde Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın düzenleyeceği Suriye zirvesi de hem Suriye hem de İdlib sorunu açısından önem taşıyor. Çünkü İdlib'de yaşanacak muhtemel bir göç hareketinin domino etkisi yapacağı biliniyor. Ayrıca bu zirvede Amerika'nın olmaması da anlamlı. Türkiye ile Rusya, Suriye'nin geleceği konusunda uzun süredir yakın işbirliğini sürdürüyor. Ve İdlib'e yönelik Türkiye'nin inisiyatifi dışında bir harekatın Türkiye'nin tepkisini çekeceğini de biliyor. Çünkü Türkiye sınırında yeni bir güvenlik ve insani kriz istemiyor. Ama hepsinden önemlisi sivillere yönelik bir operasyona karşı çıkıyor. Sorunun alanda değil, diplomasi masasında Türkiye ile Rusya arasında çözülebileceği söyleniyor. Türkiye-Amerika ilişkileri bu kadar kötü giderken acaba Suriye tam da İdlib'e operasyon yapmak için bir fırsat görebilir mi kendinden? Yani Türkiye'nin bu aşamada Rusya'yla da resleşme lüksü olabilir mi? Sonuçta Türkiye-Rusya pazarlığı derken Türkiye-Amerika pazarlığı, Türkiye-Avrupa pazarlığı birçok kartlar var. O yüzden her zaman vurgulamaya çalışıyorum. Diplomaside tüm yumurtalar bir sepete konmamalı. Şimdi her ülke kendi pozisyonu veya çıkarlar açısından meseleyi okumaya bakıyor. Türkiye açısından Suriye'nin gelecekte nasıl biçimleneceğine, Türkiye'de kendi açısından nasıl müdahil ya da Türkiye'nin nasıl konumlanması gerektiğine dair sorular soruyor. Bu oyunda asli oyuncular ve kenar ikinci dereceden oyuncuların hepsi önümüzdeki sürecin hızla bir sonuca doğru gittiğini görüyor ve herkes kendi istek ve kendi planının, kendi mimarisinin burada hayata geçirilmesi için çabalarını sarf ediyor. Türkiye de bunlardan birisi. Türkiye ile koordine edilmeden, Türkiye'ye rağmen İdlib'e dönük bir operasyonun ben güneydeki operasyonlardan farklı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu maliyeti hesaplayan, gören rejim ve müttefiklerinin de ben daha dikkatli hareket edeceğini ve bu işi koordineli götürmek isteyeceğini düşünüyorum. Eğer Suriye sorununu çözerseniz, İdlib sorununu da çözersiniz, diğer sorunları da çözersiniz. Ama Suriye sorununu çözmeden İdlib sorununu çözmeye kalkmak da işte birçok sorunu daha büyük problemleri beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Evet, Suriye iç savaşında sona doğru ilerleniyor. Tabii ki alınacak daha çok yol var. Ancak sorunlar belli bölgelerde ve belli konularda sıkışmış gibi. Bu konularda Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Özellikle İdlib ve İdlib'deki sorunun çözülme şekli savaşın nasıl biteceğini de ortaya koyacak. Yani İdlib'deki durum belki de savaşın gidişatını belirleyecek. Türkiye ise Astana sürecindeki kararlara bağlı kalınmasından yana sorunun sivillerin en az etkileneceği şekilde sonuçlanmasını, yeni güvenlik ve insani sorunların çıkmamasını istiyor.